Teşekkürler. Hepinize helal olsun. Programa gireli 50 dakika olmuş benim saatime göre. Bilmiyorum. Doğru mu yalan Doğru. mı? Hakemi konuşmadık. Size Allah razı olsun. Ama bu maçta da hakeme en fazla yani ufak tefek hatalarını çıkarabiliriz ama bu maçta da hakem sorunu hepinizden pek Allah yaşanmadı. Razı olsun abi. Nedir abi hakem. O? Oynat oynatın bir daha oynatın. Bak bakayım eli bu kadar kalkmış mı? Buradan öbür eli. Şimdi ağzımdan kötü bir laf çıkacak ama diye ödüm kopuyor. Yani ya yapmayın Allah aşkına ya. Burada hakem olayı konuşulacaksa bir tek Beşiktaş'ın kalesinde gol olan penaltı olayıdır. Onun dışında hakemin nesini konuşacaksınız ya? Hadi çıkın da siz yönetin bir göreyim bakayım. 105'e şeyi de şaşırttılar bana ölçüyü. 7000 küsür metrekare. Hadi çıkın yönetin göreyim. Eski hakemler, ben sizinle yönettiğiniz maçları biliyorum. Biliyor musunuz? Bu kaleden öbür kaleye ofsayt kaldınız, çaldınız. Yok artık ya. Beşiktaş Bursa maçı, Başbakanlık Kupası mı? Ya Cumhurbaşkanlığı ya Başbakanlık. İkisinden biri Ankara'da. Beşiktaş bir hücum, yani rakibi aldı Bursa'yı ablukaya. Tık 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 derken kaptırdılar topu. Bursa'da uzun bir top attı. Böyle Beşiktaş sahasına. O arada da bir Bursalı boşmuş, aldı topu götürüyor. Yardımcı hakemle beraber gidiyorlar. Arkadan bu ceza sahasının önünden öbür ceza sahasına düt. Ne oluyor lan dediler. Ofsayt dedi. Orta hakem diyor Levent Bey. Ankara'da. Bayraksız diyor. Ankara'da. He? Bayraksız diyor. Nasıl bayraksız? Bayrak kalkmadan diyor yok, yani. Yok yok kaldırmış bayrağı sallıyor ha. Böyle yardımcı. Ofsayt diye. Oyna. Sana şey, göre ofsayt yok. Pardon, kaldırmadı devam ediyor. Yani. Burada... Maçı yöneten hakem böyle bir karar veriyor. Hakemden gol değmişti biliyorsunuz. Neler gördük biz abi ya. Çarptı. Neler yedik abi, neler gördük ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Abi şimdi... zaten yani sanki şimdi hepsi dostlarımız ama. Ya tamam da çok fazla dünyanın en zor işi be abi. Yani şey için söyle, futbol için, spor için değil de sanki o hakemlik, eski hakem yorumcuları için yapılıyormuş gibi program sanki. Yani bazen öyle uzuyor ki top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Sel, Levent, Cüneyt, Kemal geçti. Al geri geçmedi. Bir daha oyna. Allah'ım yarabbim. Hele televizyon ekran başındaysam içim sıkılıyor, içim daralıyor. 22 dakika sürdü bir kere bir pozisyon ya. Ya adam dönüp dönüp bir şey söylüyor. Eliyle gol attı Dünya Kupası'nda Maradona'yı git. Koca İngiltere elendi be. Koca İngiltere be. Ama kimse göremedi biliyorsun o eli. Yani de. Şimdi o onun... günkü çekim teknolojisinde 86'ta kimse görmedi inan bunu. Tamam. Kafayla vurmuş gibi oldu. Buradan vuruyor yani. Abi bak biz tribündeyiz o maçta. Biz de dedik ki lan ne oluyor? Birileri birkaç böyle yaptı dedik. Ne yapıyorsunuz? Herif harika gol attı o boyuyla dedik. Sonra bir geldik abi basın merkezinde gördük. Bir baktık herif eliyle attı. Evet ilk başta görmedin ama. Evet görmedik. Var olsaydı bugün Dünya Kupalarında çok maç farklı noktalara gelirdi. Abi bak, sen öyle bir şeyi var ya. 4-2'lik maç var değil mi İngiltere-Almanya? Tabii girdi mi girmedi mi? Evet. Sonra onu kontrol ettiler. Top çizgiyi geçmemiş. Evet. Yani ama golü verdi. Ya işte o hakemlerden onlar rağmen. Yani Tevfik Behremov verdi. Abi hakem. Ama olmaz öyle şey olur mu ya? Hakemlik çok zor bir iş abi. Bir de o zaman tahtalar böyle hakem, kareydi yuvarlak değildi direkler biliyorsun. Hakemin hata yapan hakeme de belli bir şeyde hoşgörü. Eğer kötü niyeti, art niyeti yoksa o hoş abi görüyor, ne diyor biliyor musun International Board? Bir hakem oyunun sonucuna direkt etki etmeksizin %50'nin üzerinde hatayla %40 hatayla maç yönetse bile o maçı iyi yönetmiştir diyor. Yani onlar o hakemlere... Siz hakemi beğendiniz o zaman hiç bahsedeyim. Yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ali Palabıyık mıydı? Evet. Vallahi çok eleştirdiğimiz zamanlar da oldu adama ama yani bu maçta da bir iki tane belki faulü çalsaydı çalmasaydı falan oralara çünkü ben böyle düşündüm sen öyle düşündüysen o zaman bırak hakem de kendisi gibi düşünsün yani. Şimdi Güven abi bak ben televizyon biz de yorum yapıyoruz. Bizim de kendimize göre bir fikrimiz var, sizin de var, birbirimize saygı duyuyoruz. Ben şu yoruma karşıyım Güven abi. Ben bu penaltıyı vermem. Ama hakem niye veriyor diye de sorgulamam. Ne demek bu ya? Eyyam. Bu ne? Ben bu anlamadım ya. Abi, sen vermezsen onu niye veriyor diye sorgulamazsın. O zaman vermemeli diyeceksin. Eşittir eyyam. Eski bir hakemsen. Buna eyyam derler. Abi düşünebiliyor musun? Ben o zaman ne diyorum biliyor musun? Bunu söyleyenler çok oluyor.
Eğer o bir hakemse artık kardeşim çal şu düdüğü diyorum. Çal şu düdüğü. Vermem ver. Ya bir karar ver. Evet. Hakemsen sahada dur ben bir dakika bir dinleneyim falan filan bir programa gideyim falan mı diyorsun yani yoksa o anda o salisede o düdüğü çalıyorsun veya çalmıyorsun. İşte Manchester United maçı. Maç evet. Bitti 2-2. Hakem çağırdı dedi ki bir dakika nereye gidiyoruz penaltı varmış dedi. VAR çağırdı o kafa vuruşuna biterken eline elle oynuyor oyuncu. Ve maçın sonucu değişti maçın. Evet. Evet. Ya, kaybeden de sesini çıkarmadı. Çünkü görüntüyü gördü. Evet penaltı evet. Yapmış dedi bizim oyuncumuz. Hakem sistemi böyle artık. Ama doğrusu var. Ama ne kadar konuşuldu? Ne kadar konuşuldu 2 dakika. Evet. Abi o var ya bizde 1,5 saat giderdi. Ya bu derbi maçındaki 0-0'dan sonra iki taraftan birine gelin burada penaltı varmış desen yemeydim. O penaltı atılmazdı diye düşünüyorum. Yani zorlanır da insanlar. Çok hakem üzerinden ele alıyoruz. Hakem. Elbette. Ama bazı haftalarda da hakemler çok hata. Elbette diye onun için başladım. Bazı haftalarda, bazı maçlarda hakem hataları oluyor. Ama onu oyunun akışından ayırıp hakemin hatası şuydu deyip söyleyip geçeceksin. Sonra o da olabilir ki maçın o hakemin hatası Kemal'in dediği %40 değil %70, 80, 90 etkilemiştir. O zaman hakem maçın sonucunu etkileyen hata yaptı. Bunu yapmamalıydı diyeceksin. Zaten onu Merkez Hakem Komitesi de görür. Gereken cezasını da verir. Yani o hakem de başarılı olmadığı sürece fazla maç da alamaz. Yani hakemler para da kazanıyor. Eskisi gibi değil şimdi. Para da tabii kazanıyorlar ki. Ama parayı bir kenara bırakın. Hakemlik bir tutku benim anlayışıma göre. O kahır çekilir mi ya? Binlerce kişi sana bağırıyor. Yani geri geliyor, küfrediyor falan. Alkışlanan hakem pek azdır yani. Aynı hakemi. Bir de topçu o biçim idman yapıyor. Haftada bazen 2 gün. Sen işte yaparsan belki bir tane, 2 tane öylesine idman yapıp çıkıyorsun. Aynı ölçüdeki sahada 22 tane topçuyu bir tane topla o orada vurdu mu, o orada aldı mı, götürdü mü? Kolay mı abi? Hani kötü niyetle karar veriyorsa, birilerinin etkisine karar veriyorsa o zaten çok çabuk bir iki defa da ortaya çıkıyor. Onu yavaş yavaş kaydırıveriyorlar. TFF'nin mesela bir kuralı değiştirmesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu bir kural verdi, karar aldı. Dedi ki yorumculuk yapan hakemler gözlemci olamaz dedi. Doğru mu? Yorumculuk yapan hakemler MHK üyesi ama MHK başkanı oluyor. Olabiliyor yani. Şu andan sonra diye ama bir ibare hayır. Var ya. Tamam ama bana göre bir kural varsa herkes için geçerlidir bu. Ben herkes işini yapsın ben yani o zaman. Yeri gelmişken bir farklı konu konuşmuş olalım bu programda. Ben teknik direktörlerin, faal teknik direktörlerin ama faal derken teknik direktörlük vasıfları devam ediyor. Özellikleri devam ediyor. Ama o sırada bir takımla, kulüple anlaşmalı değil. Çalışmadığı için gelip bu masalarda yorum yapmasına da karşıyım. Abdullah Avcı'yı bahsediyorsun. Bu masadan isim yok. Öyle ben çok söylendi. Bu masadan, bu masadan çünkü kalkacaksın belki 3 ay sonra gidip bir kulübün teknik direktör, teknik direktör olacaksın. Tabii. O zaman yani olmuyor. Ne olursa olsun ben buradan kalktıktan sonra bir kulübe gideceğim. Ona göre konuşayım bilinçaltıyla konuşursan ben senin yorumlarına da katılma. Abdullah Avcı futbolu son derece iyi bilen ve son derece iyi anlatan gözlemleri yerinde bir teknik direktör. Ama Abdullah Hocam yani o onun kendi kararı ama kendi ben kendi ama yani kendi sevgimle söylüyorum değerlendiriyorum. Yani ki? Onun teknik direktör. Ha ne olur çok özel bir maç olur ondan sonra işte Başakşehir. Dünya Kupası Şampiyonlar Ligi finali oynar. Orada yorumculuk yapar. Çok özel bir durumdur o. Yani şu anda Başakşehir'in teknik direktörü değildir. Yorumculuk yapar, öper başıma koyar. Fatih Terim bunu 1-2 kere yaptı. Evet. Ondan sonra çok özel milli maçlarda şunlarda bunlarda. Milan Liverpool İstanbul finalinde yaptı. Peki ama Beşiktaş kulübü buna bir karar aldıramıyor mu? Beşiktaş'ın şu anda parasını ödediği bir teknik direktörü. 36 ay boyunca bu ödenecek. Sözleşme şartları gereği ödüyor yani. Şartları. Başka bir futbol kulübünü çalıştırırsa. Ben futbol federasyonuna Beşiktaş kulübü bu işten rahatsızlık duyuyorsa futbol federasyonuna başvurabilir veya yayıncı kuruluşa başvurabilir. Buradan bir talepte bulunabilir. Ama sözleşmede hukuken başka bir futbol kulübünü çalıştıramaz ifadesi vardır. Var. Tamamdır da yorum yapması da yanlış. İşte çalışamaz ifadesi yoksa. Şimdi ben Abdullah Avcı'yı
bantı alıyorum bizim yayınlarımız olduğu zaman. Sonra izleme şansım oluyor katıldığı dönemlerde. O genelde maçın taktiksel yönlerini anlatıyor. Yani bir kendine göre. Burada ama kulüp takım eleştirilerine çok girmiyor. Buradan bir rahatsızlık duyuyorsa Beşiktaş kulübü. Ben her ay 1 milyon lira ödüyor biliyorum Beşiktaş kulübü Abdullah Avcı'ya. Evet, evet, sözleşmesi devam sözleşmesi. Ediyor. Ya bu sonuçta Abdullah Avcı'nın suçu değil. Ama gelip Beşiktaş'la bir anlaşma yapar mı yapmaz. Bu iki tarafın anlaşacağı bir konu bu. Ama buradan bir rahatsızlık duyuyorsa Beşiktaş veya başka bir kulüpler duyuyorsa, örnek veriyorum, böyle bir talepte bulunabilirler. Peki, güzel bir şey, bir yere temas ettiniz. Her ay bir ne kadar? Bir milyon lira. Her ay bir milyon. Fikret Orman'ı eleştiriyordunuz. Ey efendi,